Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'deki seçimlere dair açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı seçimleri yakından izliyoruz ve taraf tutmuyoruz dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin uzun süredir Amerika'nın müttefiki olduğunu vurguladı. Türk yetkililerin seçimi demokratik gelenekler ve kanunlar çerçevesinde ele alacaklarına güveniyoruz ifadelerini kullandı. Daha önce de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin demokratik kurumlara sahip bir ülke olduğuna dikkat çekmiş, ülkenin geleceğine Türk halkının karar vereceğini söylemişti. Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Türkiye ile aynı gün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri tamamlandı ve sandıklar kapandı. Seçim, Tayland kralının gücü ve harcamalarının sorgulandığı 2020'deki protestolardan bu yana ilk kez gerçekleşti. Yarış, muhafazakar ve milliyetçi çizgideki Başbakan Prayut'la krallığı sorgulayan gençlerin destek verdiği Shinawatra arasında geçiyor. Tayland Başbakanı Prayut yaklaşık 10 yıldır iktidarda. 2014'teki darbeyle yönetime el koymuş, 2019'daki seçimleri kazanmayı başarmıştı. Genel seçim sonuçlarının Tayland için dönüm noktası olabileceği yorumu yapılıyor.